Bu dersimizde yeni bir blog yazısı nasıl yazarız konusunu inceleyeceğiz. Öncelikle hemen ilgili blogun kullanıcıların, insanların gördüğü şekilde geldiğimiz andan itibaren gördüğünüz gibi herhangi bir yazımız yok. Kontrol panelimize geliyoruz ve üst sağ bölümde yeni yazı butonuna klikliyoruz. Bu bölüme klikledikten sonra ekranda gördüğünüz gibi bazı seçenekler bize geliyor. Biz buradan metin kısmına gireceğiz. Metin kısmına geldik ve örnek blog yazısı olarak başlığımızı koyduk. Orta alanı seçtikten sonra artık bu bölüm içerisine istediğimiz bilgiyi rahatlıkla girebiliriz ki kişisel bilgi güvenliği konusuna mutlaka dikkat ederek bu işlemi de yapmamız lazım. Merhaba. Bu blog yazısında örnek metin yazarak devam ediyorum. Blogumuzu yazdığımızı düşünelim. İstediğiniz kadar metni buraya girmeniz mümkün. Bu işlemden sonra hemen yazınızı yayınlamadan önce alt bölümde ön izle butonunu kullanabilirsiniz. Ön izle butonuna bastığınız andan itibaren hemen alt bölümde browser'ımız bize onaylama işlemi getiriyor. Evet. Düzgün de çalışmayabiliyor. Bir önceki sayfaya geri dönelim. Yeni yazı yazdığımız kısmı tekrar gelmek zorunda kaldık. Metin. Ücretsiz hizmetler olduğu için bu tip sıkıntıların olması gayet normal. Örnek blog yazısı. Tekrar yazıyoruz. Merhaba. Bu örnek blog yazım. Ve ilk blog yazım. Ön izle butonunu tekrar deneyebilirsiniz. Ben tekrar denemeyeceğim. Yazıyı yayımla butonuna kliklediğiniz andan itibaren artık blogunuzun üzerinde bu yazı yayınlanacaktır ve herkes tarafından görülebilecektir. Buna özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Yazıyı yayımla olarak klikledim. Ve şu anda yazıyı yayınlamaya çalışıyor. Ve şu anda bize yazının yayınlandığına ait bir bilgi gösteriyor. Eğer yazıyı görüntülemek istersek direkt bu butonu kullanabiliriz. Veya blogumuza girdikten sonra sayfamızı refreshleyerek yani resetleyerek tekrar sayfamızı yüklettirerek gördüğünüz gibi örnek blog yazımız artık web adresimizde yayınlanmış oldu. Ayrıntısını görebilmek için ilgili blog yazısının başlığına kliklememiz yeterli olacaktır ve yazdığımız yazılar artık sayfamızda. Ve birkaç dakika içerisinde gördüğünüz gibi internet üzerinden yazılarınızı yayınlamanız mümkün olacaktır. Fakat her zaman söylediğimiz gibi kişisel bilgi güvenliğine mutlaka dikkat etmeniz gerekecek.